Ben ne dedim bak. Tatlım benim, söyle bir tane. Tamam, ben senden yanayım. Bak, ne dedim? Ben hiç, bak, 40 sene geçecek, 50 sene geçecek yönettiğim lafımım. Ben hiç dedim, akşam ezan okunuyor. Ben hiç dedim, düdüğümü sıksan, kolumu kırsan dedim, ben hiç gitmem. Sabah oldum, bu evde bulamazsın beni dedim. Sabahleyin gittim, kalktım gittim. Peki. Bir şey soracağım. Şimdi şunu söylüyor. Yani ben çalışıyordum. Üstüne üstlük ben yiyecek getiriyordum. Eve yiyecek getiriyordum. Ama yemek yapmıyordu diyor. Pişirmiyordu onları diyor. O diyor. Ben diyor. Ben şahitlerim var. Ama... Sıkıldım Ako diyor. Şunu alalım dedin mi? Hemen babamın eşyası yeter bana. Babamın bu iki eş... Gülme. Gülme, hiç gülme. Gerçek. Yalan mı? Bak, bizim... Kimin eşyalarını aldı? Ben anlamadım. Babanın eşyası, babasının eşyası alıp nereye kaçıyor ya? Kışın kimin eşyalarını aldı geldi? Kimin kullanık eşyalarını aldı geldi? Didem Hanım. Söyle. Şimdi, vallahi billahi bizim bu gavgoya fındık kabını doldurmaz. Yani öyle gibi duruyor ama bir hata dayak işi ise fındık kabuğunu açar yani. Ya vallahi dövdü. 8 sene önce de dövdü. Küçük olan bu kocukarı dövdü ya. Vallahi billahi kol soktuğu için dövdüm. O kocukarı sen. Vallahi billahi. O kocukarı seni mahkemeye vereceğine dua et. Ana biz karakolduk ya. Adamı kelepçe taktı demiş insanın. Tamam da Kıbrıs'a polisler ne? Bizim garı, gibi insan. Kıbrıs'ın garı mahkemeye vereceğine dua et. Ana sen engelledin ha. Peki bir şey söyle. Funda, yani karı koca arası bak şunu söyledi zaten. Yani biz dedi Süleyman Bey'le dedi kocamla dedi bir şeyler yaşadık. Yaşadık. Ama dedi daha çok dedi. Ya ben onları yıllarca idare ettim bak söyledi senin dediğine. Yani yıllarca idare ettim ben Süleyman'ın kocamını yaptı. Ama benim özellikle oğlumun Cevat'ın söyledikleri boşanmazsa yüreğimi yaktı diyor. Cevat boşanmazsa evimin kirasını verecek, makulü verecek. Boşanmayacağızı bunlar çekecek. Çekecek. Barış çekecek. Barış mı can? Nasıl çeken o zaman? O zaman çekecek. Boşa ya boşanacaksın ya çekecek. İkisinin biri. Nasıl dönmeyeceğim? Dönme. Ne yapayım? Ben zaten çek. Deme öyle bak, deme. Bak. Niye peki? Bundan kaç sene önce, belki 20 sene önce evi bilen Hataş'ı verdi. Evi gidiyorsun, evden gideceksin. Bak Süleyman Bey bir şey söyleyeceğim. Bana Didem'im diyor. Beni çok seviyor belli. Ya, ama sen diyor musun? Çok sever o. Didem'im. Bak bazı yönleri vardır. Çok iyidir. Bak tamam. Ha çok iyidir. Çok iyidir. Vallahi iyidir. Nesi iyidir mesela? Vallahi her yön... Bak. Saniye. Vallahi... Geçti. Geçti. Çok kızdın sana Süleyman Bey. Çok kızdın. Geçti. Ben ne yaptım mı? Ya, yapmadım diyor. Yaptı ya yaptı. Hatta gelin bağlanın. 8 sene önce daha. Gidin ben bunu. Görüyor musun? Hepimiz kadınız burada. Valla dayak atmadım yemin ediyorum. Valla attım. Billahi ta böyle kollarını sıvadı hem bak. Böyle kollarını sıvamış. Ya senden kısa ama ya. Senden boyu kısa. Ya lan ben kaktırıvesi yaptırdık kere. Sen daha kısa boylusun ondan. Vallahi billahi Didem'im bak. Sen ona bir şey söylüyorsun. Sen onu kalkışa yaparsın. Söyle bak, aşkım benim. Söyle bir tane. Hacı geline de telefon edin. Aslı var mı bu kavganın? Bu küsüyor bu bayramlarda. Vallahi billahi ben torunlar küsüyor. Torunları küsüyor. Siz buna inanmayın ya. İnanmayın. Torunları küsüyor. Bunun lafların karşılığını karşı oluyor bu laflar. Bir dakika Süleyman Bey bir dakika. Bak burada bir şey konuşuyoruz. Diyor ki aynen. Torunlara bile küsüyor diyor. Ya of. Ya. Saniye ben seni. Gerçekler acıdır. Sen her şeyi eşiyorsun da ben seni eşmek istemiyorum. Eş. Neden? Ne? Eş benim. Eşiklenecek tamam. Bir şeyim yok. Mutfakta su gömleği açacağım. Mutfak gömleği kim kodu? Hey. Mutfak gömleği kim kodu? Onu peyi. Ne gömleği bu ya? Alışverişin markasından. Kim kodu ki? Keydin ya. Benim adamı çıkarıyor ya. At çıkarmıyor pek iyi bir. Bak dinlemiyor. Hayatta ben kim... Atla kendimem. Bir dakika Saniye Hanımcığım ben meseleyi anlamadın ama. Ben ufaktaki... senin üstünü çiçek koklamadım. İster kokla, ister koklama. Tabii ki koklamayacaksın. Koklamadım. Ben bunu sevmemişim. Ya bunu da erkekler meziyet olsun diye söylüyorlar. Tabii koklamayacaksın yani. Karın var evde. Allah Allah. Tamam, bir dakika bari. Dur. Bir dakika dur. Didem Hanım. Dur Süleyman Beyciğim. Ha dur sen Didem'im. Canım daha benim. Daha ben onun mahkemeye vereceğim. Bak ne dedi benim o biliyor musun? Birinin telefonundan aradı da.
Bu sefer ben, hep dinleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben ona yakınım mı? Sen de benim misafirimsin. Başımın üzerinde yerim var. Aynen. Tabii bekle. Bana ben sizi sevmemiş olsam veya hanımımı candan ciğerden sevmemiş olsam akşam 8'de indim. 8.30'da. Tamam. Sabahleyin 7.30'da buradaydım. Ben hanımı sevmemiş olsam bir kalemde boşarım. Bir dakika. Telefon attığında sen biri var. Sen var ya. Benim... Ya senin parlarımı seviyorum. Parlara. Senin paranı ne yiyeyim ben ya? Ha. Allah'ın aşkını ya. Sen benim evden ne paralarım gitti diyeceğim biliyor musun? Ne paralarım gitti? Konuşalım ama telefonda biri var. Asıl senin canını acıttığını söyleyen oğlun Cevat telefon hattındaymış. Acısın? Daha acıtacağım zaman geride. Cevat Bey merhabalar. Dur bir dakika. Merhabalar, iyi günler. Hayırlı cumalar. Teşekkürler, hayırlı cumalar Cevat'cığım. Annem burada, Saniye evet. Hanım. Yani babanla tartışmalar yaşıyoruz diyor. Biz de burada bazılarını tanıklık ediyoruz. Ama diyor evet. Asıl diyor Cevat'ın diyor bana söyledikleri benim yüreğimi yaktı. Sen demişsin ki sen çalışacaksın ben de o paraları yiyeceğim demişsin. Öyle mi? Ya o dedim bak o dedim doğru ama kızın olayı asla yok. Bak. Dur dinle bir dinle. Konuşalım. Ya babasının izinden gidiyorlar dedim ya. Bak. Kendi de dedi. Yince dedi ben dedi bağdan geldim dedi. Babanın izinden gidiyorum diyeceğim. Ama bak senin baban da demiş ki babanın notları da benim önümde var Cevat'cığım. Baban da demiş yani maalesef annesine karşı ağzından küfür çıkmış diyor. Baban da söyle. Bunu mahalleyi bile söyle. Cevat niye annene bunları yaptın? Bu ağır sözler söyledin. Ağır sözler söylemedim. Bir küfür olayı yok. Peki neden tartıştın annenle? Bir dakika lütfen ne olur. Neden tartıştın annenle peki? Ya bir dakika ben konuşurken o konuşmasın. Ya beni dinle ya onu dinle. Ya dinleyeceğiz annen çok öfkeli sana farkındasın değil mi? O senin annen. Ya o her zaman öyle o. Her zaman öyle. Kendi kızı çastı mı? Anne soruyor. Ha, bir dakika dinleyelim. Cevat'ı dinleyelim. Cevat söyle canım söyle. Ya bakın işte televizyonda öyle iki kilometre mi? Aynısı bu burada böyleydi bu. Tamam bak, işte kurtuldunuz. Başka bir şey bildiği yoksa adam bunun. Sen annenle barışmak istiyor musun? Ya benim annemle bir sorunum yok ki bak bir saniye. Ama annene göre var. Söyle canım. Bak ben biz kavga etmeden önce bir ay önce ev araştırmaya başlamış bu. Tamam mı? Kavga etmeden önce mi? Kardeşini aramış bu. Evet. Cevat doğru mu anladın? Vallahi aramadım, billahi aramadım. Dur. Kavga. Bu yalan. Dur. Yalan. Dur. Bir dakika. Dinleyin ama Cevat. Hepsini yazdım. Tarih saati konuştuğum zaman yazdım. Tamam Cevat'cığım bana şunu söyler misin? Ben doğru mu anladım? O sıra annen kızdığı için tam anlamadım. Yani evden kavga etmeden bir ay önce ev aramaya başlamış. Vallahi billahi. Bak ikinci duyuyorum ben bu lafa. Ablasını demiş ablasına. Bir dakika annesi babası susun. Vallahi yalan, billahi yalan. Bir dakika Cevat'cığım tamam dinleyeyim seni. Yalan diye bir şey yok. Ben konuşma kaydını çıkartırım. Çıkarsın. Kendi kardeşi dedi onu. Sakin ol. Tamam. Onun bir de hesabını veririm ben varınca. Verirsin ya sıkıntı yok. Peki anne neden bir ay önce ev aradı? Vallahi aramadım billahi aramadım. Aniyeli gelişti. Bak aniyeli gelişti. Ev ederim diye ev araştırma başlamış. Şimdi ortada suçlu ben oldum. Ne yaparım diye ev araştırmış? Eniştenle kavga edersem diye ev araştırma başlamış. Bak şimdi bunu ablasını demiş o. Yakında eniştenle kavga ederiz. Kavga ettiğim zaman ben oğla ev ayarlı demiş. Ama bak bir şey olmuş. Benim telefonu alın gelin bağlayalım bizi buza. O da hayır diyecek. Bağlayalım hadi. Bak bir şey söyleyeceğim Cevat. Annen diyor ki ben yıllarca çalıştım. Onlara para verdim. O zaman her şey yolundaydı. Ama yaptığım işleri aşağıladılar. Hor gördüler. Hiç ben evde mutlu olamadım. Ama en sonunda özellikle evlatlarımı bana yaptırıyor. İnan ki bak. Şöyle bir şey var. Bak Didem abla. Söyle canım. Bunun her işini ben gördüm. Pazardan eşya gelecek ben gördüm. Bakkaldan eşya gelecek ben gördüm. Yalansa yalan desin. Yalan değil. Şey varsa hepsi ben koştum. Benden başka koşan vardı. Doğru. Sor bakalım. Koştu. Yalan değil. Koştu. Tamam. Hastane küçük oldu. Yola kadar ben koydum. Sarıgöl'e küçük hastane kadar yola ben koydum. Ben götürdüm geldim. Yalansa götürdün yalan geldin. Elin yüzün bir karış götürdün geldin. Andes gibi de gelince hiç geçmiş olsun bana dedin mi? Paran var veya yok diye sormadın mı? He? Nasıl ben söylüyorum sen? Tamam ben yalancıyım, sizin yanınızı yalancıyım. Siz seni ben hali paraya doyuramadım. Sen ya takmışsınız illa bir para diye. Nereye var bir para? Paramı hazırla. Bak canlı yayında söyleyeyim paramı hazırla. Almayacaktım. Söylediğin için o parayı alacağım. 100 bin lira para verdiğin parayı mı istiyorsun? Pardon, Didem abla. Ha canım. Bak benim burada eşim var. İki tane çocuğum var. Tamam. Sövme olayı yok.
Annene bir özür borcun yok mu? Ya özür dilerim. Sıkıntı yok. Peki sen annenle yani 8 ay boyunca barışmayı denedin mi hiç? Gittin mi? Bir kere geldi. Bak şöyle bir göber. Ben konuşuyorum burada. Bak işte bu böyle bu. Ben konuşurken bu. Her zaman böyle bu. Şimdi. Bir şey söyleyeceğim Süleyman Beyciğim. Senin eşinin, senin kayınpederinle annene baban yakıştırmış. Bu nedir şimdi Süleyman Bey? Nasıl? Dünürünle doğru mu? Yalan diyecek. Nasıl? Dünürünle yani Cevat'ın kayınpederiyle aranda bir şey mi var? Mesela çok ayıp. Vallahi çok ayıp. Bak. Ben sorarken utanıyorum ama söyledi yani. Ben utanıyorum. Bak şu adam ben dün beraberdik. Adam eşikli gibi. Ben dünürümden öyle bir şey beklemiyorum. Ama Saniye Hanım sana... Bir dakika. Kendi dedi. Yok ben ne dedim? Kendi dedi. Şimdi Hacı bak, gelin duydu. Tek evden koştu geldi. Ben de bitireyim bir Nahum bitireyim. Ben Nahum bitireyim ondan sonra. Şimdi bununla Bahadır'da bacına kuva benim. Benden habersiz. Sen şimdi beyinden habersiz şey Denizli'ye gider misin? Allah bak dinle dinle. Bak ya dinle ya. Tamam değiştiriyorsun. Hayır. Ya değiştiriyorsun bitiriyorsun bir ondan kere konuş. Ya Saniye Hanım siz nerede Alaşehir'de oturuyorsunuz? Yok beraberdik o zaman. O zaman beraber Manisa'da. Şey Manisa'nın kazasında. Kazasında. Köyde, sana haber vermeden. Haber vermeden. Denizli'ye mi gidiyor? Denizli'ye gidiyor. Kimle gidiyor? Yalnız. Yalnız. Canı sıkılmıştır Bahadır, gezmeye gitmiş. Denizli'ye olacak? Hem de bak. Ama haber versene iyi olur. Denizli'ye gittiği yeri DVSM. Nerede gitmiş Denizli'ye? Bak gene diyecek. Daha biliyorsun. Demesi yok Saniye. He? Senin oğlan kardeşlerin dahi kızıyor ondan ötürü. Ana kim kızıyor? Kim? Kim kızıyor? Kim kızıyor? Abdullah kızıyor. Erdoğan kızıyor. Madem Abdullah kızıyor da Halil'le niye konuşuyor? Bir dakika orayı boş verin de. Siz ama ben... Saniye Hanım Denizli'ye gidiyor.